Bu programın aslında uzunca bir program, bir aylık bir program. Onun ilk oturumu bugün için planladık. Başlığı da uluslararası sağlık açısından değerlendirmeler olarak koyduk. Tabii ki gündem COVID-19. Özel bir gündem. O yüzden ana bilim dalımızda hem uzmanlık öğrencilerimize yönelik hem de ülkemizin farklı üniversitelerinde, fakültelerinde çalışan uzmanlık öğrencilerine yönelik birlikte paylaşalım, birlikte gelişelim diye düşündük. Bu bir başlangıç. Dolayısıyla umarım süreçte geliştireceğiz hep birlikte. Katkınız, katılımınız her koşulda, her etkinliğe çok kıymetli. Hepsini çok önemsiyoruz. Programın bütününü göstermek isterim ilk slide olarak. Bu programda 11 sunumumuz var. Bu 10 sunumun aslında 10'u ana bilim dalı öğretim üyelerimiz ama bir tanesi konuk konuşmacımız. O da iklim değişimiyle ilgili bir biyolog gözüyle bu süreci nasıl değerlendiriyor onu bizlere aktaracak. Programımız ana bilim dalımızın web sayfasında var. Dolayısıyla ziyaret ettiğiniz zaman bütün ayrıntılara ulaşabileceksiniz diye düşünüyorum. Şimdi bu sunumda amaç aslında küresel bir durum tespiti yapılması, COVID-19 gündemi üzerinden ve sürecin uluslararası sağlık bakış açısıyla değerlendirilmesi. Bu amaçla ilgili olarak da ilerleyen slaytlarda kendi dağarcığımdaki, kendi birikimimdeki ayrıntıları sizlere aktarmak istiyorum. Neden uluslararası sağlık açısından değerlendirmeler diye soru sorabiliriz hemen? Çünkü sorun küresel. Sorunun küresel olması aslında uluslararası sağlığın da en temel çalışma alanlarından birisi. Küreselleşme üzerinden bu süreci değerlendirebileceğini bize söyler. Böyle baktığımız zaman birkaç temel soru sormak gerekiyor. Bir kere bu hastalık nasıl bir hastalık? Ne zaman başladı? Nasıl başladı? Şu an ne aşamadayız? Hangi konularla ilişkiler olabilir? Çözümler ne? Hangi önlemler ve kimi öngörüler? Bu sunumun sizlere aktaracağım ayrıntılarını oluşturuyor. Öncelikle nasıl bir hastalık diye soru sorsak aslında ben eminim buradaki bütün şu andaki bütün katılımcılar bu hastalıkla ilgili pek çok bilgiyi, pek çok bilimsel kaynaktan edindiler. Ama bir ortak dil edinelim, ortak dil üzerinden ilerleyelim. Yeni tip koronavirüs hastalığı ya da COVID-19. Ben bu sunumda daha çok COVID-19 demeyi tercih edeceğim. Hem zamanıyı kullanmak hem de kısaltmayı kullanmak için. Tabii ki virüsün adı farklı. SARS-CoV-2 virüsü. Koronavirüslerin çok farklı tiplerini biliyoruz. Geçmişte tıp eğitimimiz sürecinde ya da ilerleyen dönemlerde öğrendik. Ama bugün için bizim gündemimiz SARS-CoV-2. Hastalık adıyla virüsün adının farklı olduğunu görüyoruz. Çünkü bu iki değerlendirmeyi ve iki tespiti yapan kurumsal yapılar birbirinden farklı. Hastalık adını Uluslararası Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Sağlık Sınıflandırması üzerinden koyuyoruz. Virüsün adı ise Uluslararası Virüs Taksonomisi Komitesi tarafından koyuluyor. Dolayısıyla ikisinin farklı olduğunun temel gerekçesinin bu olduğunu söylemek isterim. Hastalık 11 Şubat 2020 tarihinde isim olarak konuldu ve hastalık sınıflandırmasına girdi. Virüs aslında sistemik bir hastalık yapıyor. Hepimiz çok yakından da izlediğimizi tahmin ediyorum. İlk baştaki belirtileri hatırlarsak 3 temel belirti üzerinden ilerliyorduk ama bugün hastalar biriktikçe, hastalar arttıkça, zaman ilerledikçe bilim de tabii ki bu anlamda geniş bir perspektif sunuyor bize ve biriken bilgileri hemen alma olasılığımız, şansımız oluyor. Dolayısıyla bugün için ilk başta gördüğümüz belirtilerden çok daha farklı belirtilerle de karşılaşıyoruz. Gelecekte de bunların çeşitlenmesi mümkün. Biriken bilgiler bilimsel literatür takibiyle hepimiz tarafından da rahatlıkla izlenebiliyor. Ne zaman başladı, nasıl başladı ve ne aşamadayız sorularıyla ilerlediğimiz zaman ben bugün itibariyle en güncel tarih 4 Mayıs 2020 Dünya Sağlık Örgütü'nün web sayfasındaki bilgileri size aktarmak istiyorum.
3,5 milyona yaklaşan bir vaka var artık. Yine 239 bin, 240 bine yaklaşan ölüm sayısı, yaşamını kaybeden insanlar var dünyada. Bir pandemi, 215 bölgede ve ülkede gördüğümüz bir durum. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün en son sayfasından aldığımız bir başka görselleştirilmiş şekli, biraz önce söylediklerimin. Burada yine dün itibariyle, aslında bugünün güncel bilgileri ama dünü veren bir tarih, bir slide. O yüzden burada da kesin vakaların ve ölümlerin seyrini görebiliyoruz. Dünyadaki yayılım 215 bölge ve veya ülke demiştim. Böyle baktığımız zaman da balonların yoğunluğu aslında yoğunluk, yani görülen yoğunluğu da bize yansıtıyor. Bütün dünyada gördüğümüz, dolayısıyla bütün dünyayı ilgilendiren bir konuyla, bir durumla karşı karşıyayız. Ben bugünden bir zaman tüneline sizleri götürmek istiyorum. 31 Aralık 2019 tarihine götürmek istiyorum. Çünkü 31 Aralık 2019 tarihi COVID-19 seyrinde son derece önemli bir tarih. Bildiğimiz, artık çok iyi öğrendiğimiz bir kent, Wuhan kenti. Çin'in bir şehri, Hubei eyaletinde bir şehir. Ancak orta bölgede olarak tanımlanıyor ve aslında özellikleri de Çin'in orta bölgesinin hem kalabalık olması itibariyle hem gelen geçen merkezde, noktada olması itibariyle Çin için bir özel öneme sahip olduğu belirtiliyor. Görebildiğim kadarıyla hastalıkla ilgili, hastalığın seyri, başlangıcı ile ilgili de bir değerlendirmenin bu başlık üzerinden de yapıldığını, yapıla geldiğini anlayabiliyoruz. 31 Aralık 2019 salgının başlangıcı, deniz ürünleri satan bir pazar ve aslında bu pazarın da 1 Ocak 2020'de kapandığını görüyoruz. Hani nasıl başladı, nasıl geçti gibi sorularla çokça karşılaştık. Salgın ilerledikçe aslında kişiden kişiye yayılma başlıca bulaş biçimi haline geldiğini de biliyoruz. Bugün hala ve ileride de süreceğini tahmin ettiğim bir bu anlamda bir araştırma başlığı da açılmış durumda. Yine bilimin katkısıyla bu ilerlemeleri ve seyirleri hep birlikte göreceğiz. Neler oldu? Aslında 31 Aralık 2019 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü Çin Bölge Ofisi, Çin'in Wuhan şehrinde tespit edilen pnömoni vakaları ile ilgili bir bilgilendirme yaptı. 3 Ocak 2020 tarihinde ise nedeni bilinmeyen pnömoni vakası Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin ulusal yetkilileri tarafından bildirildi. Bu anlamda önemli bir gelişmeler, çünkü bundan sonrası zaten aslında kamuoyuna ve dünyaya mal olan seyri bizler açısından önemli kıldı. 12 Ocak 2020 yine önemli bir tarih oldu. Virüsün genetik dizilimi ilan edildi. Genetik dizilimiyle ilgili bir tespit yapıldı. Ve Dünya Sağlık Örgütü bugüne gelen raporlarını yayınlamaya başladı. Birinci raporun 21 Ocak 2020 tarihinde yayınlandığını rahatlıkla görebiliyoruz. Bugün için ise 103. yanlış bilmiyorsam raporu yayınlanmış durumda. 100'ü aşmış bir rapor serisini yine sayfasından ulaşabiliyoruz. Nasıl başladı Dünya Sağlık Örgütü raporlamasına? O gün için 282 vakayla başladı. En çok Çin'de, Japonya'da, Güney Kore'de ve Tayland'da birer tane vaka vardı. Yaşamını kaybeden insan sayısı yine Wuhan odaklı oldu. Ve kendi bölge yapısı itibariyle de Batı Pasifik ve Güneydoğu Asya odaklı bir ilanda bulundu. 23 Ocak'ta, bakın 21 Ocak tarihinde sadece Batı Pasifik ve Güneydoğu Asya'da yayılım ilan edilmişti. 23 Ocak 2020'de hemen iki gün sonraki 3. raporunda Amerika'da bir vaka tespit edildi. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün Amerika bölgesel platformunda vaka
tespit edilmiş oldu. Bunun üzerine 23 Ocak'ta yine 2020'de Wuhan karantinada diye bir haber duyduk. Kısıtlamalara gitti kent yetkilileri. Ondan sonra zaten hastalığın seyriyle ilgili yine bizim de kamuoyundan görebildiğimiz ilerlemeler oldu. İki gün sonra 25 Ocak'ta yani üçüncü raporun iki gün ardından hastalık Avrupa'da görüldü. Bakınız Çin'den başlayan, bir kentten başlayan yayılım günler içerisinde dünyayı nasıl etkiliyor çok rahatlıkla izleyebiliyoruz. Hemen dört gün sonraki raporda Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir vaka tespit edildi. Doğu Akdeniz bölgesi böylelikle haritaya dahil olmuş oldu COVID-19 vakaları açısından. 15 Şubat'ta Afrika'da Mısır'da tespit edildi. Raporlardan 26. rapor yani 9. rapordan sonraki süreçte 26. rapora kadar bir tespit olmadı ama 26. rapora giren 15 Şubat 2020 tarihinde Afrika Dünya Sağlık Örgütü'nün Afrika bölgesinde bu hastalığı gördük. Dolayısıyla artık bir ilana doğru gitti Dünya Sağlık Örgütü. 11 Mart 2020 tarihinde de 51. rapordan izleyebildiğimiz pandemi ilanı hastalıkta konulmuş oldu, yapılmış oldu. Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020 tarihinde COVID-19'u bir pandemi olarak ilan etti. Raporlar ilerledi. Burada yine biraz önce söylediğimin başka bir formatını görüyorsunuz. Vakaların Dünya Sağlık Örgütü bölgesel dağılımını görüyorsunuz. Ama bu Çin dışındaki kesin tanıları buradan ilan etti Dünya Sağlık Örgütü. Yine dünya haritasını gördüğümüz zaman hastalıklar yani tanı almış rapor, tanı almış hastalık raporları 15-103. raporuna giren bir ilanı yaptı. Bugün neredeyiz? Bugün 84 bin olgu, biraz önce söylediğim gibi aynı hani biraz önce gösterdiğim haritayı sizlerle yeniden paylaşmak istedim. Çünkü bugün için pandemi ilanından sonraki sürecin aslında yine ilerlediğini rahatlıkla görebiliyoruz. Yoğunlukların da nerelerde olduğunu bu haritadan rahatlıkla izleyebiliyoruz. Sorunun küresel olduğunu söylemiştim ama aynı zamanda karmaşık. Neden karmaşık? Çünkü dünyada yaygın görülen bir sorun. Hastalığın şiddeti ve ölüm hızları ile ilgili belirsizlikler hala sürüyor. Tanıdaki gecikmeler yayılımın kontrolünü ve hastalık nedenli ölümlerin değerlendirilmesiyle ilgili zorluklar yaratıyor. Bunun bir risk olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sürecin çok hızlı değişmesi de salgına yönelik verilmesi gereken en iyi yanıtı da zorlaştırıyor. Bölgesel farklılıklar süreci yine zorlaştırıyor. Tabii dünyanın diğer dinamikleri yine hastalıkla mücadeleyi zorlaştıran konular arasında. Nelerle ilişkili diye bir soru kendimize soruyoruz hepimiz. Ben bu soruyu kendime sorduğum zaman bir hastalıkla ilgili bireysel riskleri bilebiliyorum. Bir de aslında daha geniş bir perspektiften düşünme gereğini kendime söylüyorum. Onu da sağlığın sosyal belirleyicileri üzerinden tanımlıyorum. Sağlığın sosyal belirleyicileri dediğim zaman da çok klasik olarak bildiğimiz, hepimizin doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı, çalıştığı, yaşlandığı koşullar sağlığın sosyal belirleyicileri ve bu anlamda baktığımız zaman da enfeksiyon hastalıklarını özel bir vurgu yapmaya ihtiyaç görüyorum. Bugün enfeksiyon hastalıklarıyla sağlığın sosyal belirleyicileri arasında bir ilişki görüyoruz gerçekten ve dünyada enfeksiyon hastalıklarındaki artma eğilimini kimilerinin yeni olduğunu biliyoruz. Bu durumun da aslında yaşam biçimindeki demografik, çevre, sosyal, teknolojik ve diğer alanlardaki hızlı değişimlerin etkileşimi sonucu olabileceğini biliyoruz. İklim değişimi de bulaşıcı hastalıkların oluşumunu etkileyebilmekte olduğuna ilişkin verilerimiz var. Bu tür bilgiler hemen bütün dünyada var.
Enfeksiyon hastalıklarının geçişini hatırlarsak aslında insandan insana ve değil mi hayvandan insana geçişin bu dönemde çok fazla gündemimizde olduğuna şahit oluyoruz. Bu hani bunların ayrıntısına burada girmeyeceğim ama artık dünya geçmişten daha karmaşık, daha komplike. Dolayısıyla bu geçişlere yapacağımız, geçişleri önleyecek müdahalelerle ilgili çok daha fazla çalışmamız gerektiğini vurgulamak adına bu iki slaytı özellikle sizlerin dikkatlerine sunmak istedim. Çevresel değişimlerin etkilediği enfeksiyon hastalıklarının çok sayıda olduğunu biliyoruz. Ben birkaçını size getirdim. Örneğin sıtma hala dünyada önemli bir sorun. Yıllardır önleyemediğimiz, kimi zaman azalttığımız ama bölgesel olarak çok farklı şiddette gördüğümüz sorun. Yine nehir körlüğü, kolera, damp, lima hastalığı gibi hastalıklar çevresel değişimlerle çok yakından etkili. Dolayısıyla sağlığın sosyal belirleyicileri aslında hemen bütün hastalıkların farklı aşamalarında karşımıza çıkıyor. Bizim tartıştığımız hastalığa geldiğimiz zaman ise bugün korunma, tanı, tedavi olanaklarında sağlığın sosyal belirleyicilerin etkisini rahatlıkla görüyoruz. Neden görüyoruz ve nasıl görüyoruz sorularına ise aslında hemen hatırlayalım nasıl korunacağız. Yani kişisel, çevresel ya da farklı mekanizmaların var olduğunu biliyoruz COVID-19'dan korunmak için. Bunların tamamında sağlığın sosyal belirleyicilerinin önemi karşımıza çıkıyor. Bunun altında yatan nedenlere baktığımız zaman ise hani önleyememe, neden korunmayı toplumda eşit düzeyde sağlayamıyoruz? Çünkü başka belirleyenler, başka dinamikler karşımıza çıkıyor. Bugün dünyada yoksulluk, eşitsizlik, çalışma koşulları ve diğer belirleyenler COVID-19 hastalığından korunma, tedavi ve tanı süreçlerinde etkileşim içinde olduğunu bizlere söylüyor. Dolayısıyla bütün bu dinamikleri düşünürken aslında çok temele gidip bu belirleyenler üzerinden çalışmaları, belirleyenler üzerinden değerlendirmeleri yapmak durumunda olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Nasıl çözeceğiz bu sorunu ve hangi önlemleri alacağız sorusu yine önemli iki soru olarak karşımıza çıkıyor. Bugün için aşı ve spesifik tedavi çalışmaları sürüyor. Ancak hani bunun özellikle aşı çalışmaları için görece uzun zamana ihtiyacımız olduğunu izleyebiliyoruz. Tedaviyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü biliyoruz. Dolayısıyla bugün ağırlık biraz daha korunma üzerine, biraz daha biraz önce şurada gösterdiğim değil mi? Kişisel hijyen, sosyal mesafeyi koruma, maske takma ya da diğer toplumsal altta burada görebildiğiniz diğer toplumsal korunma mekanizmalarına daha ağırlık vermek durumundayız. Ancak bu çalışmaların tamamı eşgüdüm içerisinde sürüyor şüphesiz. Dolayısıyla yani nasıl çözülecek sorusuna yanıtımızı biliyoruz ama yollarımızı açıklamaya, yollarımızın netleşmesine biraz daha ihtiyaç var. Özellikle aşı ve spesifik tedavi konusunda. Dolayısıyla önlemlere biraz daha yoğunlaşmak durumundayız. Tabii ki aşı ve tedavi seçenekleri bulunsa da aslında önlemlere yoğunlaşmak durumundayız. Hani bunun birbirine üstünlüğü açısından bu ifadeyi kullanmadım. Ama hangi düzeyde önlemler? Birey düzeyinde. Tabii ki bireyin bulunduğu çevre üzerinde çevreye yönelik önlemler, müdahaleler gerekiyor. Bir başka gösterim şekli. Birey, aile, toplum, ülke, bölge aslında küresel. Çünkü sorun küresel, aslında çözümler küresel. Belki yerel adaptasyonlar ama yöntemlerimizde küresel düzeyde bir farklılık çok temelde olmadığını söylemek mümkün. Öngörülerimiz önemli. Çünkü bu öngörülerle ilerleyeceğiz aslında. Ben hani bugünden gelecek günlere gittiğimizde yani bugünden 6 ay sonra bugüne baktığımızda nasıl neler söyleyebiliriz ya da neler söylemişiz diye bir başlık açmanın da yararlı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla aslında süreci yakından takip etmek, sürecin ayrıntılarına hakim olabilmek hastalıkla mücadele açısından geleceğe de bir birikim aktarmak adına
son derece önemli olarak düşünüyorum, önemli diye düşünüyorum. Yol oldukça uzun ve aslında o kadar da düz değil. Çok bilinmezi var çünkü. Covid-19 bugün yeni bir durum, yeni bir konu dünya için. Dolayısıyla her birimiz konunun yeniliğinin kaygı veren bir boyutunu da yaşıyoruz. Ancak hani yolun sonu görünmez de değil. Çünkü hiçbir toplumsal sorun, hiçbir hastalık aslında çözümsüz de olmuyor. Biraz zamana ihtiyacımız oluyor. Bir de bilimle ilgili değil mi? Bilimin yönelttiklerini, öngörülerini kullanmanın önemi burada ortaya çıkıyor. Şimdi geçmişten aldığımız dersleri bu anlamda kullanmak gerekiyor. Hani biraz önce söyledim, sağlığın belirleyicileriyle mücadele etmek son derece önemli dedim. Aslında COVID-19 özelinde de eşitsizliklerle mücadeleye gereksinim var. Çünkü toplumlar kendi katmanlarında da bu hastalığı farklı yaşıyorlar. Korunma mekanizmalarını adapte ederken bile farklılıklar yaşıyorlar. Dolayısıyla var olan eşitsizliklerle hem toplumsal düzeyde hem yerel düzeyde hem küresel düzeyde mücadeleye gereksinim olduğunun altını çizmek isterim. Davranışların değişimi için destekleyici çevre son derece önemli. Biliyoruz birey çevresiyle bir bütün. Dolayısıyla istediğimiz davranışların oluşabilmesi için bu engelleri, destekleyici süreçleri iyi öğrenerek, iyi bilerek, iyi tespit ederek bu değişimi hastalıkla mücadele açısından geliştirmek gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki çok disiplinli çalışmalara gereksinim var. Bugün neredeyse çok çok önemli bir yer teşkil ediyor çok disiplinli çalışmalar. Çünkü dünya ilerledikçe ve hastalıklar daha karmaşık hale geldikçe farklı disiplinlerin katkılarına her zaman daha fazla, geçmişe göre her zaman daha fazla ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu noktada sağlıklı yaşam davranışlarının yaygınlaştırılması çok önemli. Halk sağlığı uzmanlarının, halk sağlığı profesyonellerinin çok iyi bildiği bir konu bu. Ama yöntemlerle ilgili yine gelişmeye, geliştirmeye ihtiyaç var. Tabii ki bir başka bakış açısı, transdisipliner bakış açısı biraz ortak disiplinlerin ortak üretimine, ortak gelişimine, ortak üretimine olanak sağlayan bir bakış açısına ihtiyaç var. Bu noktada sizlere yine en son taradığım bilgilerden elde ettiğim bir paketi sunmak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü çok yakın bir dönemde bir ilanda bulundu, bir toplantı raporu açıkladı. Bu toplantıyı da Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nün Acil Durum Alt Komisyon, Alt Komite toplantısı olarak ilan etti. Ve üçüncü toplantılarında Uluslararası Sağlık Tüzüğü Acil Durum Komitesi üçüncü toplantısı şu gördüğünüz, slide'da gördüğünüz konulara öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bakınız burada koordinasyonun ve işbirliğinin önemi, hazırlık süreçlerinin önemi, sürveyansın önemi, gereken ek sağlık önlemleri. Bunu özellikle farklı ülkelerin, farklı toplumların gereksinimleri için konuşabiliriz. Sağlık çalışanlarının korunması, çok özel bir gündem sağlık çalışanları COVID-19 mücadelesinde. En önde mücadele eden meslek gruplarından profesyonellerin başında geliyor meslektaşlarımız, sağlık çalışanları. Dolayısıyla sağlık çalışanları ile ilgili çok özel bir mekanizma kurulmasını hemen her platformda duyuyoruz. Ülkemizde de benzer çağrıları yapıyoruz. Ancak bu mücadelenin en temelinde bulunan bu meslek grubumuzun korunabilmesi için daha sistematik yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü sağlık çalışanları arasındaki hastalık ve ölüm oranlarının, ölüm yüzdelerinin yüksek olduğu ile ilgili veriler var izleyebildiğimiz kadarıyla. Mutlak önlememiz gereken bir konu. Bir başka öncelikli alan gıda güvencesinin sağlanması. Bizler geçmişte yaptığımız toplantılarımızda bu konunun bir eşitsizlik meselesi olduğunu, eşitsizlikle mücadelenin en temel odaklarından bir tanesinin gıda güvencesini sağlamak olduğunu
defalarca söylemiştik. Bu pandemi sürecinde de dünyadaki farklı bölgelerde, hatta toplumların kendi alt katmanlarında bu konunun mutlak sağlanması gerektiğini, yani her bireyin gıdaya, sağlıklı gıdaya mutlak ulaşması, eşit olarak ulaşması gerektiğini, erişmesi gerektiğini yeniden vurguladı komite ve dünya kamuoyuna ve taraf ülkelere böyle bir ödevi tanımlamış oldu. Tek sağlık yaklaşımı yine önümüzde duran süreçte çözümlerden birisi gibi görünüyor. Çok kısa dönemde olmasa da orta uzun dönemde tek sağlık. Yani aslında sağlık gerçekten biricik, değil mi? Bu noktada bütün özellikle veteriner ve insan, hayvan ve insan sağlığı ile ilgili çalışan profesyonellerin mutlak birlikte çalışması gerektiği ve diğer disiplinlerden de yararlanması gerektiğini ifade eden, böyle bir bakış açısını bize sunan bir yaklaşım, tek sağlık yaklaşımı. Dolayısıyla gelecekte çalışacağımız başlıklardan bir tanesi de tek sağlık konusu olacak. Risk iletişimi ve toplum katılımı son derece önemli bir başlık. Ne yaparsak yapalım toplumsuz olmaz. Toplumu katamadığımız, toplumu entegre edemediğimiz bir konu asla çözüme ulaşmaz. Dolayısıyla COVID-19 ya da başka konularda mutlak toplum katılımını sağlamak durumundayız. Araştırma çok özel bir başlık. Tabii bu başlık bir yandan finansmanı da gündeme getiriyor. Dolayısıyla hem Dünya Sağlık Örgütü'nün hem taraf devletlerin araştırma, COVID-19 özelindeki araştırma yatırımlarını mutlak yapması gerekiyor. Özellikle bilinmezler üzerinden, bilinmeyen konular üzerinden bir değerlendirme ve bir ilerleme biçimini tanımlaması gerekiyor. Bu süreçte gereken sağlık hizmetleri, gerekli sağlık hizmetlerinin mutlak sağlanması gerekiyor. Bu başlığa baktığımız zaman, altında neler var diye baktığımız zaman aslında kimisinin temel sağlık hizmetleriyle çok eşgüdüm içerisinde önerildiğini görebiliyoruz. Ama toplumların gerekli sağlık hizmetlerinin de bu süreçte öncelikli olarak sunulması gerektiği, eksiklerin giderilmesi gerektiğine ilişkin bir öneri var yine bahsettiğim raporda. Bu yol uzun gerçekten, ama bir tek çok çok iyi bildiğimiz bir konu rehberimiz bilim. Bilimsel çalışmalar ve bu bilimsel çalışmaların ürettiklerini topluma aktarabilmek. Odağımız ise birey ve veya toplum. Burada tabii ki bu toplum, hani neredeki toplum? Hemen yanı başımızdaki toplum ya da küresel düzeyde düşündüğümüz zaman dünyadaki bütün topluluklar. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için bu toplantıya, açılış toplantısına. Umarım uluslararası sağlık bugün ne diyor, nereden bakıyor ve nasıl bakacağız, ileriyi nasıl göreceğiz sorularına bu kısa çerçeve sunumda sizlere aktarabildim. Bundan sonraki sunumun kalan süresini tartışmalara ve paylaşımlara açalım uygun görürseniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve dinlediğiniz için.